Sanat dünyamızda yer alan birçok Alevi ünlü bulunuyor. Bu ünlülerimizi büyük bir hayranlıkla izliyoruz. İşte son zamanlarda ekranlarda yıldızı parlayan yeni nesil Alevi ünlülerimiz. Bu tarz çalışmaların devamı için videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Taner Ölmez. Taner Ölmez 9 Ağustos 1986 yılında Tunceli'de dünyaya geldi. Kapalı Çarşı, Kül ve Ateş ve aynı zamanda Tatar Ramazan dizilerinde rol alan Taner Ölmez, geniş kitle tarafından tanınmış hale geldi. En büyük patlamasını ise Kayıp Şehir dizisiyle meydana getirdi. Şimdilerde Mucize Doktor dizisinde oynamaktadır. Akın Akın Özü. Akın Akın Özü 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studios'ta UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp oyunculuk üzerine eğitim almıştı. 2014 yılında Azrail sinema filmiyle kariyerine adım attı. Şimdilerde Hercai dizisinde Miren karakterine can vermektedir. Murat Ünalmış. 23 Nisan 1981 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Kayserilidir. Çocukluk yılları doğup büyüdüğü memleketi Kayseri'de geçmiş, ortaokul dönemindeyken İstanbul'a yerleşmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynamıştır. Bir zamanlar Çukurova dizisiyle iyi bir performans göstermektedir. Ozan Dolunay. Ozan Dolunay 17 Ocak 1991 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Enka Lisesi ve Cleveland Hick School'da mezun olmuştur. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü okurken bir yandan da Craft Oyunculuk Atölyesi'nde İpek Bilgin, Çağ Çalışkur ve Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk eğitimi aldı. 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atmıştı. Rıza Kocaoğlu. 19 Mart 1979 yılında İzmir'de dünyaya gelen Rıza Kocaoğlu, 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Babası Göztepe'nin yıllarca tribüno migalunu yapan İsmail Kocaoğlu'dur. Çağan Irmak'ın Bana Şans Dile filmiyle 2001 yılında sinemaya adım atan Rıza Kocaoğlu, bugüne kadar 50'ye yakın sinema filminde ve TV dizisinde yer almıştı. Tolga Sarıtaş. Tolga Sarıtaş 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Berfin ve Gencay isimlerinde iki kardeşi olan Tolga Sarıtaş aslen Sivaslıdır. Lise eğitimini Halil Akkant Lisesi'nde tamamlayan Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytin Dalı'nda çeşitli tiyatro oyunlarında yer almıştı. Gözde Mutluer. 4 Ekim 1991 yılında İzmit'te dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Sinema TV bölümünde okudu. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Melekler Korusun dizisiyle yaşamıştır. Kardeşim Benim, Benimle Oynar Mısın ve Dağ gibi filmlerde yer almıştır. 4M1K dizisiyle adından oldukça söz ettirmişti. Serhat Tutumluer. 29 Haziran 1972 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Eskişehir'de büyüdü. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde üniversite hayatına başlayan Serhat Tutumluer, bir yıl okuduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümüne geçiş yaparak buradan mezun oldu. Şimdilerde Hercai dizisinde oynamaktadır. Şevval Sam. Şevval Sam 11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi şarkıcı Leman Sam. Babası Selim Sam'dır. Şehnaz Sam adında kendinden 2 yaş büyük ablası vardır. Anne babası o 6 yaşındayken ayrılmışlar. Şevval Sam lisesi ve oyunculuğuyla birlikte sevilen ünlülerimizin arasında yer alıyor. Mehmet Günsür. Mehmet Günsür 1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Sibel Hanım bir öğretim görevlisi ve babası Teoman Bey ise bir kuantum fizikçisidir. Yakışıklı oyuncu Muhteşem Yüzyıl dizisinde gösterdiği performansla birçok kişi tarafından tanınmış ve sevilmişti. Bülent Polat. 7 Mart 1979 yılında Tunceli doğumlu Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. 1993 yılında Yer Gösterme ile başlayan profesyonel tiyatro yaşamı, 1994 yılında yine aynı tiyatroda Sokak Kedisi oyununda yoldan geçen adam rolüyle devam etmişti. Ali Sunal. Usta isim Ali Sunal, 22 Eylül 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Gül Sunal ve babası Türk sinemasının efsane isimlerinden Kemal Sunal'dır.
Malatyalı olan Ali Sunal, kız kardeşi Ezo Sunal da kendisi gibi oyuncudur. Ali Sunal da babası gibi başarılı bir şekilde hayatına devam ediyor. Mahir İpek 1972 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Kahramanmaraş Afşinlidir. Babası Aşık İsmail İpek'tir. Lisedeyken tiyatro kurslarına gitti. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi tiyatro bölümünden mezun oldu. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda yönetim kadrosundadır. Zerrin Özer. Zerrin Özer 4 Kasım 1957 yılında Ankara'da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 1969 yılında ilkokuldan mezun oldu. Anne ve babasının ayrılığı çocukluk yıllarının mutsuz geçmesinin en büyük sebebiydi. 1980 yılında ilk planın hemen ardından Orhan Gencebay imzalı şarkısı Gönül beklenmedik bir başarı yakaladı ve onun için şöhret yolunda dev bir adım başlamış oldu. Haluk Levent. Haluk Levent 26 Kasım 1968 yılında Adana'nın Yüreğir ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulu'nda okuyan Haluk Levent, liseyi Adana Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Haluk Levent üniversite giriş sınavlarını kazansa da eğitimini düzenli bir şekilde ilerletemiyordu. Bu durumda ailesinin maddi sıkıntıları da önemli rol oynadı. Şimdilerde sesi ve sosyal sorumluluk projelerinde adından oldukça söz ettiriyor. Levent Ürgel 8 Ağustos 1962 yılında Konya'da doğdu. Ankara İnönü Lisesi ODTÜ Fizik bölümünü, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro bölümünü bitirdi. Tiyatroya Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu ile başladı. Levent Ürgen de ülke olarak en çok sevdiğimiz ünlülerdendir. Ozan Güven. Ozan Güven 19 Mayıs 1975 tarihinde Almanya'nın Nürnberg şehrinde dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Modern Dans bölümünden mezundur. İzmir Belediye Konservatuarı'nda oyunculuk dersleri alan Ozan Güven, Şahika Tekkan Tiyatrosu'nda çalışmıştı. Evrim Akın. Gerçek adı Evrim Sülün Akın olan ünlü oyuncu 12 Haziran 1979 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babasını 17 yaşındayken kaybeden oyuncu İzmir'de Konak Belediye Tiyatrosu'nda kursiyer olarak başladı. Daha sonra tiyatroyla yeni tanışan Evrim Akın, Müjdat Gezen Sanat Okulu'na girdi. Okulda tanıştığı Ümit Çırak ile henüz 17 yaşındayken kısa süreli bir evlilik yapmıştır. Aslıhan Güner. Aslıhan Güner 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan oyuncu, 2013 yılında Şevkat Tepe dizisinde rol aldığı dönemde tanıştığı Mert Kılıç ile evlenmiştir. Aslıhan Güner aslen Sivaslıdır. İsmail Demirci. 13 Kasım 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Üniversitede bilgisayar programcılığı okudu ve bilgisayar programcısı olarak mezun oldu. Konservatuara girmeden önce çok başka işler yaptı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. İclal Aydın. İclal Aydın 14 Eylül 1971 yılında Nevşehir'de doğmuştur. İlkokuldan sonra bir süre Elazığ Anadolu Lisesi'nde yatılı okudu. Annesiyle babasının ayrılması üzerine yeniden Ankara'ya döndü. Ortaokul ve lise yıllarını yazarak ve tiyatro çalışmaları yaparak geçirdi. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünü kazandı. İkinci sınıfta okulu bırakıp Berlin'e yerleşti. Almanya'da 6 yıl profesyonel tiyatroculuk yaptı. Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965'te Malatya'da doğdu. Babası Malatyalı, annesi ise Elazığlı olan oyuncu, genç yaşta anne babası Almanya'da çalıştıkları için Üsküdar'da anneannesinin yanında büyüdü. Ortaokulda bir sene kalan Kaynarca, liseyi de 6 senede bitirdi. Çok zor şartlar altında bir hayat sürdürmüştür. Mustafa Sandal. 11 Ocak 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Mustafa Sandal'ın annesi Adanalı, babası ise Erzincan kökenlidir. İlk öğretimini Tarabya'daki Özel Dost İlkokulu'nda tamamladı. Daha sonra orta ve lise eğitimi için İsviçre'nin Cenevre kentine gitti ve orada Leman Koleji'ni bitirdi. Seslendirdiği şarkılarla en çok dinlenen sanatçılarımızdan biri olmuştur. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkürler. Şimdilik hoşça kalın.